de gene ben. Bizim sülalende kullanılan, bizim atalarımız hep pilot. Kullanılan uçakların sergisindeyiz gene bu sefer. Şimdi rahmetli Şeytan Mehmet'in bir de oğlu, Şeytan Mehmet'in oğlu Çingene Abdurrahman'ın kullandığı uçağa geleceğiz. Bu 1969 yapımı. 1989'da Türkiye'ye getiriyor bunun pezevenk. Gel bakın. İşte bu. Türk yıldızı değerler de buna. Şimdi bunun problemlerini söyleyeceğiz. Kenan Usta gene lafım sana. Sikeyim yapacağın işi. Bu herifi sen gebertin. Biz topladık getirdik bunu buraya koyduk. Neden? İnsanlar görsün, nesiller görsün. Çingene Abdurrahman'ın kullandığı görsün, uçağı görsünler, bilsinler de. Gel bakayım hadi. Bu uçak koltuk fırlatmalı değil. Bunda bir şey oldu mu yara yedin. Ya yukarıdan aşağı kendini atacaksın ya da anan bunu teften göreceksin işte. Gel. Yaklaş. Tebu'nun fuş takımını yapamamışım. Uçak giderken gel buradan göster. Göreceksin sen. Gel burada içeride şey var. Direksiyonu var Tebu'nun. Görüyor musun? O direksiyon problemli. Giderken kardeşim 70 yaşında adam. Ben bilen be ya. Şerefsiz motoruna indim anasını sikerdi ortalığın. Şerefsiz mi? Şavralelere bir şey çekerdi. Makas atardı aklın durur. Her neyse bu uçağı şimdi bu alıyor. Bizim Maktay yerinde Malak Gölü'nden geçerken geçitte tekerleği ön tekerleği ahtapot dolanıyor. Ahtapot dolanınca şimdi kaldırıcı uçağı kaldıramıyor adam. Neden fuş takımını bozmuş Kenan? Gene aynı şekilde. Gel gidelim arkasına bak. Gel. İşte bu şimdi ahtapot dolanınca yukarı kalkmamasının sebebi Tebu kapağı namusörlerini bozmuş Kenan Usta. Açık kalıyordu hep bu. Yolda giderken sürtünürdü. Bu sefer uçağı kaldırma niyetleniyorsun ama kalkmıyor amına koyayım. Önden vuruyor rüzgar, altta da kapak var. Aşağı çekiyor şimdi kapak olunca kalkmıyor. Bu sefer bir göreceksin. Bizim o derede ahtapot bir dolandı. Tebu'yu böyle komple kapladı. Uçak fırlatmalı da değil şimdi, çeksin pübide siktir olsun gitsin havaya, öyle de değil. Arkadaş kaldığım içinde ahtapotla beraber gitti herif. Bunu da sonradan okyanusta bulduk. Maldiv adalarının kenarında. Sen yemiş yemiş sıçamayınca Tebu'nu atmış oraya o ahtapot. Gel şimdi arkaya doğru. Bunun Tebu kuyrukları normal. Bunlarda bir şey yok. Yalnız şimdi egzozun benzin ortumuyla katalizörün ortumunun birleştiği yerde, o manifoldun oradan yanlışlık yapmış bu öküz. Buradan benzin verer. Sen benzin verince buradaki egzozdan alev çıkıyor ya, o alev çıktığı gibi daha Tebu'nu tutuşturuversen ta git manifolda kadar. Katalizör bir patlayıverdi havadan. Gördük anamızın amını. Tam Tekirdağ'dan İpsala'ya doğru giderken Bulgaristan'a düşüverdik. Yunanistan'a, o denizin dibine. Tebu makine olmasaydı kurtaramayacak kendimizi. Şimdi Tebu'nda iki tane roket var. Bu roketleri yere bindirince o sefer tam düşerdik. Kafadan vurunca geri doğru yükselmeye başladı. Neden? Roketleri attık ya, onların basıncı bizi geri ittirdi bu sefer. Yavaşça Yunanistan'a kadar indik. Yunanistan'da anlatmayayım orasını ama Yunanistan'da yağmur ormanlarına düştük. Anasını sikeyim, bir şeyler var, yamyamlar var. Anamızı sikeceğiz. Yavaş yavaş gidelim, gel artık. Bu yamyamla biz kaçardık. Abdurrahman Aga'yı sikmen kalktılar. Neymiş efendim, üstümüze uçak düşürdü. Bu uçak benim üstüme de düşse ben de sikerim öyle adam. Ondan sonra rahmetli Fehmi Aga sağ olsun uçağıyla beraber, 1917 yapımı uçağıyla beraber, arkadaş böyle mi geçiş olur? Bir geçmek camdan uzatıverdi elini. Birimizi hep bir koltuğa, birimizi öbür kanada tutunuverdik, onunla beraber İstanbul'a kadar geldik. Gelmeseydik ne olacaktı? Abdurrahman Aga'yı sikecektiler. Belki yamyam bu çocukları olacaktık de böyle ufak ufak. Allah ondan razı olsun. 1901 model. Bu da Nurettin amcanın.
Yaşlı. Bastonlu bu. Gel bak. Bu uçağın bastonu var. Tekerleklerin yanından sarkan demirleri görüyor musun? Onlar baston. Bu geldi gider. Hiç yukarı çıkmaz. Çıkarsa dayının zaten kalbi gidik. Ya buradan gidelim yavaş yavaş. Zaten kalbi gidik dayının. Ölecek. Rahmetli olacak. O yüzden hep yerde giderdi. Bu bastonlu seke seke giderdi. O uçak ondan. Neden? 1901 yapımı. Zaten giderken bile anası sikip sikip gidip. Şimdi artık biz uçaklardan vazgeçtik. Son çevirmede kaybettiğimiz moto 1995 yapımı uçağımızı kaybettikten sonra tövbe ettik bir daha uçağa. Neden? Arkadaş Kenan Usta gibi öküz daha olursa havasını şey yapar, hava ayarını tıkar, sivoplarını bozar. Ondan sonra vay efendim yolda kaldık. Hem yolda da kalmıyorsun ki kardeşim, ta bilmem kaç metre yukarıda kalıyorsun. Düşünsene sen orada uçağın istop ettin. Allah'tan kafamız fazla güzel değildi. Bir de güzel olsa ne olacak? İyi vereceğiz yarra. Neyse sonuç olarak Türk Hava Kuvvetleri müzesine çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Ve uçakları buraya getirmeseydi ne yapıp biz video çekerdik.